Efendim, çolağın kaçırılması ile ilgili olay yerine ait bir görüntü elimize ulaştı. Videoda kaçıran kişinin yüzünü net olarak seçebiliyoruz. Çolağı kaçıran adam bu. Yavuz Karasu. Ordudan atılmış eski özel kuvvet askeri. Çolağın uzun süredir peşindeymiş. Gerçek mi bu? Emin misiniz? İnceliyoruz. Ama çolak bu adamın nişanlısını öldürmüş. Tamam. Hemen bu adamı bulun bana. Yurt genelinde art arda yaşanan terör saldırıları neticesinde vatandaşlarımız büyük bir tedirginlik yaşıyor sayın seyirciler. Farklı şehirlerde yapılan saldırıların ardından dün Ağrı'da askeri konvoya düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Teröristlerce hazırlanan bomba yüklü 11 aracın 7 tanesi güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirildi ve diğer araçların bulunması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yetkililer yaptığı açıklamada polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliği içinde çalıştığını, ülkeyi kana bulamak isteyen teröristlerin en kısa sürede yakalanacağını söyledi. Ayrıca vatandaşların ülkenin huzurunu bozacak her türlü tehdidin bertaraf edileceğinden emin olmaları gerektiğini belirttiler. Taksi. Bebek lütfen. Tamamdır hanımefendi. Efendim Fatma. Geç kalmayacağız değil mi doktora? Yok yok. Bir müşteri aldım. Bebeği bırakıp geliyorum. Hadi ben çaldırınca inersin aşağıya. Tamam canım. Daha önce bir kayıp yaşadığınızı biliyorum. Ama bu sefer öyle olmayacak. Aman doktor hanım, inşallah diyelim. İnşallah. İnşallah. Sayılı günleriniz kaldı. Birkaç gün var doğuma. Hayırlısı.
kimsin lan sen? Söylersem seni öldürmek zorunda kalırım. Ne? Dün gece sınır kapısından geçtin. Saat 3 gibi Aksaray'da bir otele yerleştin. Karnın acıktı, gittin çorba içtin. Vesaire vesaire. Emekliyim. Bak, anlaşabiliriz. Ben senin gibi teröristlerle anlaşmam. Hele ki başına öldürmüşlerle. İstihbaratçı mısın? Emekliyiz dedik ya lan, caz yapma. Otur şuraya. Kelepçe neden takıyorsun? Bu benim hobim. Senin gibi şerefsizleri kelepçeliyorum. Bundan ödül için mi? Evet. O para devlete kalsın diye. Yetimlerin hakları senin gibi şerefsizlere harcanmasın diye. Anladın mı? Şimdi çok konuşma. Telefonum nerede? Terör arananlar ihbar hattına hoş geldiniz. İhbarlarınız ve kişisel bilgileriniz güvenliğiniz için gizli tutulacaktır. Alo, buyurun. Alo, bir ihbarda bulunmak istiyorum. Dinliyorum. Kağıthane merkezde terk edilmiş binada elleri bağlı bir terörist var. İlgileniyorum, lütfen hatta kalın. Al bakalım. Kardeşin abi. Kardeşim iyidir. Geliyorsun değil mi? Gelmem mi ya? Oğlum arkadaki gürültüler ne lan? Ya sorma. Eski arkadaşlar zorla saçma sapan bir yere getirdiler beni. Neyse konuşuruz akşam oğlum. Çok özledim be. Ben de. Geç kalmayın. Tamam tamam merak etme. Gelsene oğlum. Nilay seninle tanışmak istiyor. Nilay kim ya? Ya gel sen gel. Nilay. Gelsene. Merhaba. Resmen tanıştırılmadık. Ben Nilay. Fethi. Asker misin bir aralar? Söylediler ama inanmadım. Neden? Nasıl yani? Gerçek mi? Gerçek tabii. Komando gibi bir şey de hem de. Yani özel harekatçı mı ne? Ya öyle bir şey işte. Allah Allah. Çok ilginç. Böyle dağ bayır geziyordun yani. Öyle anasını kaybetmiş eşek sıpası gibi dağ bayır geziyorduk. İşimiz oydu yani dağ bayır gezmek. Senin gibi bir adam. Hiç asker olacak tip yok sende ya. Ya bakma sen bizimkinin böyle olduğuna. Kafası attı mı gözü bir şey görmez onu. Yıllar önce ailesiyle kavga etti. Bir baktık asker olmuş manyak. Neyse Allah'tan bok yoluna geberip gitmedi ha. Orada!
gebermiş. Hangi bok yok lan? Arkadaşlarım şehit düştü lan benim orada. Kardeşim. Dostlarım, kardeşlerim canlarını feda ettiler. Biz burada içip sıçalım diye. Bir de arkalarından eğleniyor musun sen? Fethi ne yapıyorsun lan? Senin de kabahatin yok ki. Siz o cehennemi nereden bileceksiniz? Niye bilesiniz ki? Bir taraflarınızı yayıp eğlenmenize bakın siz. Şu an operasyondayım. Banka filansam bende, size kaptıracak para yok. Eşim dostumsan not bırak, operasyon dönüşü ararım. Çocukları. Komutanım durun. Komutanım. Komutanım ne yapıyorsunuz? Kestik. Abi iyi misin? Abi iyi misin? Ha? Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Biz sana böyle mi anlattık? Çatışma başlıyor, vuruluyorsun, yaralanıyorsun. Sonra biraz sürünüp öleceksin. Ya komutanım kusura bakma ama şu iki lavuğun beni nasıl öldürdüğünü aklım almadı. Allah'ını seversen bak şu salağın silah tutuşuna bak bak. En ucuz figüranları getirmişsiniz buraya. Ya sana ne? Sana ne? Sana öl dedik, öleceksin ya. Bu kadar basit. Ya ben size bu adamı bir daha çağırmayın demedim mi? Hocam elimizde gerçek asker olarak bir bu vardı. Ya tamam bir bu var da bu manyak geçen sefer de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Öldürüyordu adamı az da. İstemiyorum kardeşim ben senin setimle. Defol git ya setimden. Ulan senaryonuz bok gibi, diyaloglar uydurma. Ben istifa ediyorum be. Hem bu ne lan? He? Bu ne? Operasyondaki asker bere mi takarmış? Çelik başlık takar. Balistik miğfer takar. Kask takar, kas. Ey baba, uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Al bunu, monitörde takarsın. Ayrıca rütbe takılmaz operasyonda. Teröristler kimin komutan olduğunu bilmesin diye. Bunu da eklemek istedim. Allah Allah. Sanki ben belgesel çekiyorum burada. Lan sizin çekeceğiniz diziyi de, filmi de. Ha, bir dakika. Bak bu işi bilenler izlesin, görürüm ben sizi. Psikopat sayko ya. Kodum mu çocuğu, film çekelim ya. Hocam ne yapıyoruz? Atıyor muyuz bu sahneyi? Yok kalsın, sonunu keserim ben. Montajda yayında toparlarız zaten. Bilmem ama yine de giyiyorduk be. Kardeş, bu bizde kalsa olmaz mı be? Olmaz be abi, sayılı bunlar, veremem vallahi. Oo, ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorum? Oğlum atılır mı lan öyle? Üniforma bu. Yani üniforması, kostüm bunlar. Sen az bir dur. Bak güzel kardeşim. Bu ne? Türk bayrağı. El bezi değil bu.
Bunu yere atan adamın yüzü yerden kalkmaz. Bunu başının üstünde taşıyacaksın. Anladın? Kusura bakma abi. Haklısın. Bir daha olmaz. Hadi eyvallah. Alo. Feyzullah. Boncuğum. Boncuğum ne lan? Ne haber? Nasıl geçti set? Çok iyi geçmedi. Kovulduk. Yine Mücahit olay çıkardı değil mi? Ay bir kopamadın gitti şu adamdan ya. Yani tam öyle olmadı da. Sen ne yapıyorsun? İyi. Yine babam sormuş anneme. Ne zaman istemeye geliyorlar diyormuş. İş bulamadık ki kızım. Nasıl isteyeceğiz? Vallahi bilmiyorum Feyzullah. Kaç aydır oyalıyorsun? Üst kata mühendis, alt kata da doktor taşındı. Benden söylemesi. Ne diyorsun kızım sen? Beni diyorum. Ne mühendisler ne doktorlar isteyecek diyorum. Elini çabuk tutsan diyorum. Şakası bile kötü ha. Bak benle böyle konuşma kötü olur. Sen bana maçoluk mu taslıyorsun? Bunu da Mücahit abinden öğrendin değil mi? Kapat. Kapat. Şey yapacağım ben. Gelip isteyeceğiz seni. Ne zaman? Yarın. Tamam, yarın. Kapat, arıyorum annemleri. Tamam, tamam. Hadi bay bay. Kapat. Şişt. İstiyor muyuz boncuğunu? İsteyeceğiz mecburen abi, söz verdim. Gerçi işsiz güçlü adamı vermeyecekler ama olsun. Orası bende. Sen hiç merak etme. Nasıl sen abi? Bak, kız kaçırma diye bir müessese var en nihayetinde. Ben halledeceğim, sen rahat ol. Abicim, ne olur karışma sen bak, ne olur. Hazır takımı da toplamışız, tam sırası. Halledeceğim ben, sen rahat ol. Ya onu bunu boş ver de, Yavuz komutanım da gelir mi acaba? Bilmiyorum ki. Adam iyice kayboldu. Ne bir haber, ne bir ses. Abi istediklerini getirdim. Tamam masaya koy. Abi sen kimsin ya? Ben gideyim abi. Yavuz kim? Bir asker. Yavuz Karasu. Yani eskiden askerdi. Neden o? Çünkü kimseye güvenmiyorum. Anladın? Büyük büyük bey de seni çıkaracağım demişti. Nasıl çıkarsın ki seni? İmkansız. Öyle haber gönderdi. Ama yapmadı. Kimseye tek kelime söylemedim. Bir ev hapsine bile razıyım. Yeter ki çıkarsın beni buradan. Çıkaramaz. Çıkar.
O zaman ben de bildiğim her şeyi anlatırım. Hem de her şeyi. Öldürürler seni. Siz burada? Alışverişe çıkmıştık. Seni gördük tesadüf. Oyuncak almaya gidiyoruz babacığım. Vay, ne alacaksın oğlum? Uzaktan kumandalı araba. Şimdi alamayız oğlum, sonra. Alırız, alırız. Bir şey olmaz. Hadi gidelim. Allah kolaylık versin. Sağ ol, güle güle. Baksana şuna. Evet, fark ettim. Uzun zamandır burada duruyor. Gel bir bakalım şuna. Tamam. Thank you.
karşı mühimmat ele geçirildi. Şehirler arası otobüste yerleştirilen bombanın patladığı sonucu Konya'nın terör örgütüne yapılacak operan yaralılar ve bölgedeki hastanelere sevildi. Askeri aracın bizim sınırında patlayan bombanın yönetimleri planla için görüşmeler devam ediyor. Son çatışmalar sonucu iki sınır kasabasında kontrolü sağlayan terör örgütüne yapılacak operasyonun planı alındı. Bölgedeki sınırında tarama yapan bir yer mayına basarak şehir oldu. Keşif için bölge kırsalında tarama yapan iki yer mayına basarak şehir oldu. Askeri araçların geçişi sırasında patlayan bombada iyice koşan gelişti. Arzalindeki patlayıcı yüklemelimiz askeri servis aracının geçtiği anda yapılan operasyonların ardından bölgeyi terk eden teröristlerin geride bıraktığı el yapımı mayın iki can aldı. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Patlama yaklaşık yarım saat önce oldu sayın seyirciler. Patlayıcı dolu minibüsün bu seferki hedefi Çevik Kuvvet noktasıydı. Yaklaşan aracı önceden fark eden polisler şüpheliyi etkisiz hale getirerek sivil kayıplarının az olmasını sağladılar. İlk duyumlara göre birçok polis şehit oldu. Yaralılarsa çevre hastanelere sevk edildi. Düşman yenilgiyi kabul etmedikçe zafer zafer değildir. İlk duyumlara göre birçok polis şehit oldu. Bakalım yaralılar ne zaman kabul edecekler. O kadar kolay olacağını sanmıyorum. Daha yeni başladık. Benim tek korkum sınırın diğer yanı. Orada harekete geçmeyi planlıyorlar. Bir kalkan oluşturmayı düşünüyorlar. İçeride kafayı kaldıramazlarsa dışarıda hiçbir şey yapamazlar. Bu da sizin işiniz. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Bakalım siz sınırın ötesinde yeni bir devlet kurabilecek misiniz? Bölgede neredeyse hiç kimse kalmadı. 3,5 milyon insan topraklarımıza göçtü. Şimdi İdlib'i dizayn ediyoruz. En az 1 milyon da oradan gelecek. Artık işimiz çok kolay. Benim aldığım duyuma göre askerler sırın ötesine harekete geçmeye başlamışlar. Bu onlar için ölümcül bir hata olur. Orasını bilmem. Oraya girerlerse işimiz zorlaşır. Bu savaş demektir. Evet. Ne olmuş çolağa? Size kızgın. Konuşacağım demiş. Eğer alabilirseniz canlı istiyorum. Bugün başka bir hapishaneye naklediliyor. Halledebiliriz. Şu çolakla da bir tanışmış olurum. Bakalım hakkımızda ne biliyormuş. Bana da anlatsın. Peki efendim. Hı. Bahar'dan haber var mı? Hayır, yok efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serumlar bu tarafa, ilaçlar ve diğerleri bu tarafa. Tamam Bahar Hanım. Acil ilaç bekleyen bir hasta vardı. Hemen ona ilacını yetiştirelim. Tamam Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ölü var mıymış? Vallahi gittikçe artıyormuş. Ne olmuş? Yine saldırı olmuş. Bu sefer İstanbul'da. Hadi ya.
Merhaba. Ben Bahar. Babamla görüşecektim. Tamam, bekliyorum. Kızınız arıyor efendim. Kızım. Baba. İstanbul'da patlama olmuş. İyisiniz değil mi? Sorma kızım. Ülke yaşanmaz halde. Benim de aklım sende. Yine o Karabayır denen yere gittin. Merak etme. Biz burada iyiyiz. Başka bir sıkıntın var mı? Aslında var. Bir tayin söylentileri dolanıyor. Diplomamı almama yardımcı oldun. Buna da bir el atarsın artık. Belki de kötü bir fikir değildir ha? Baba. Ben burayı bırakmam. Buradaki insanlar evlerinden, yurtlarından oldular. Birimizin onlara yardımcı olması lazım. Tamam, tamam. Bakarız kızım. Seni kırmam biliyorsun. Sen kendine dikkat et yeter. Tamam. Her şey için teşekkür ederim. Tamam kızım. Görüşürüz. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Türkçe. Merhaba de. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Anne. Hoppa. Bu alçakça saldırıları yapanlar bilmelidirler ki Türkiye asla ve asla teröre ve kalleşliğe boyun eğmeyecektir. Bu saldırıyı yapanlar kanun önünde hesap vereceklerdir. Sayın Kalender, terör olaylarının tırmandığı, millet olarak zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda devletimizin, milletimizin, insanımızın, coğrafyamızın yanında saf tutan bizlerin neler yapması gerekir? Bakın, öncelikle şunu söylemeliyiz ki bizler terörün boyun eğdirdiklerinden olmadık olmayacağız. İnsanlığa karşı işlenen her suçun millet olarak karşısında olmaya devam edeceğiz. Eğer susarsak... Buyurun. Daha çok eğitim. Sizinle önemli bir şey görüşeceğim. Açar mısınız? Karşı bize yakışır. Kimsiniz? Ben Çolak'ın avukatıyım. Emin olarak cevap vermek. Bir müteşimde her zaman daha çok ihtiyacımız var. Tek küçük, tek küçük. Eylemlere karşı dindik. Geçmişimizde... Çolak size bir mesaj gönderdi. ...zamanlar yaşatmak isteyenler oldu. Ama hiçbiri emellerine ulaşamadılar. Bu konuda neler demek istiyorsunuz? Ne diyormuş Çolak? Size anlatacağı çok önemli şeyler varmış. Ben ne yapabilirim ki? Devletin polisi var, hakimi var. İkisini onlara anlatsın. Siz de biliyorsunuz ki Çolak kimseye güvenmeyecek kadar zeki biridir. Ne söyleyecekmiş Çolak? Büyük Bey, onun hakkında çok şeyler biliyormuş. Elinde bilgi ve belgeler varmış. Terörü nasıl finanse ettiğini anlatacak. Her şeyi. Hatta sınırın güneyinde doğan tezgahı da anlatacak. Yani onların gelecek planlarını. Ben polis değilim. Savcı da değilim. Asker bile değilim. Elinden hiçbir şey gelmez. Gitsin başkasını anlatsın hadi. Çolak sizin hakkınızda da bir şeyler bildiğini söyledi. Sizin bile bilmediğiniz. Annenizin ölümü hakkında. Ne diyorsun lan sen? Ne biliyor musun Çolak? Ben bilmiyorum. Ama o biliyor. Bir şey biliyor. Basit. Git bir daha yüzüm görmesin seni. O Çolak'a da söyle başkasına blöf yapsın. Hadi!
Abim. Çok özledim lan. Ben de abi. Nasılsın? İyi, iyi. Kardeşim. Şşş. Oluyor mu öyle? Vay be. Ha. Abi ne haber? Ya. Fethi. Kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu ne yapıyor burada? Ekmeğimize bakıyoruz. Allah belanı vermişsin seni. Gel lan burada. Ne yapıyorsun lan? İyi abi. Bırak, bize de bırak. Gel buraya. Abi. Bu kadar mıyız? Keşanlı'yla çaylak gelecekti ama. Gelir az sonra. Aa işte. Geldi deli. Kambersiz düğün mü olur lan? Gelsene oğlum. Keşanlı. Ne yapıyorsun oğlum? Gelsene buraya. Abi. Çok özledim lan. Abi. Hoş geldin. İyi. Hadi otur, otur. Hadi. Hadi. Ahmet, oğlum. Çıkamadın arabaya. Kardeşim ne oluyor ya? Ya ben bir şey yapmadım. Baba Hakkı Kibar? Onlar yok mu? Onlar tası tarağı toplayıp Katar'a gittiler. Orada bir güvenlik şirketiyle anlaşmışlar. Yapma ya. Sen ne yaptın, nasılsın? Ne bileyim abi. Yaşıyoruz işte. Abi. Fatma'ya Gege'nin hamileymiş. Vallahi. Vallahi doğumu az kaldı. Bakalım sağ salim doğacak inşallah. İnşallah abi ya. Asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti zaman? Ben ne yapayım abi? Görevden alındığımızdan beri ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Kilo verdim lan. Bu sivil hayat hiç bana yaramadı. 3 ay gözüm telefondaydı. Ha aradılar, ha arayacaklar. Açacağım böyle telefonu, tek bir cümle duyacağım. Hemen gelin. Çalmadı o telefon. Çalmadı. Yalan değil, ben de çok bekledim. Özür falan da değil ha beklediğim. Yeter ki geri gelin desinler. Şu kadar gönül koyarsam adam değilim ya. Ben de hep bir hayır vardır diye düşündüm ama... olmadı, bir ay gözüme uyku girmedi. Bilmeden bir günah mı işledik? Bir edepsizliğimiz mi oldu? Üniformaya mı layık değildik? Sen öyle diyorsan biz ölelim o zaman abi. Etmedim tövbe dua kalmadı. Annem ne dedi? Sayıklıyormuşum ben de uykumda hep. Böyle telsizden konuşur gibi konuşuyormuşum. Kuzgun bir, kuzgun iki. Kadına da bir şey çaktırmamaya çalışıyorum. Ama yalan yok. Tuvalette, banyoda falan ağladım hep gizlik işte. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz hiç görüşmeyecektik. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diyor ya. Oradan yürüyecektik. Memlekettekilere
Al bayrağı sarılı taburda döneceğim ben diyordu. Müezzin Salih'e selamı da sen okuyacaksın. Ne oldu? Boynu bükük gittim. Milletin yüzüne bile bakamadım. Yalan söyledim aga ben. Millete yalan söyledim. Yaralandım. Mağlulen emekli ettiler dedim. Tamam mı? Tamam mı? Yok mu abi bunun bir yolu? Gidip konuşalım. Diyelim böyle böyle. Görmüyor musunuz abi? Memlekette her yerde bombalar patlıyor ya. Daha az önce bir sürü polisi şehit etti namussuzlar. Çevik kuvvet noktasını patlatmışlar. 20 küsür polis şehit var. Daha net sayı yok. Biz de burada böyle oturup çürüyelim. Göndersinler abi bizi. Atsınlar. Arayıp sormasınlar ya. Biz bunları tanımıyoruz desinler. Yeter ki göndersinler abi. Haksız mıyım ya? Burada böyle çürüyeceğimize gider orada aslanlar gibi ölürüz. Alın bizi diyelim. Hiçbir şey istemiyoruz. Alın bizi diyelim. Arkadaşlar sakin. Bizi çağırsalardı ararlardı. Bu kadar basit. Yok abi yok, ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten bak kafayı yiyeceğim. Gidelim konuşalım ya. Nasıl oluyor? Ne bileyim, bir yolunu bulsunlar, halledelim ya. Yavuz. Yavuz komutan, ona gidelim. Erdem Erbay'la konuşur. Bence ona hiç bulaşmayın. Zaten telefonları da açmıyor. Ben bir kere görüştüm, onu da hemen kapattı. Hepimizden beter durumda. Abi. Bir şansımızı deneyelim be, ha? Yerini bilmiyoruz ki. Ben biliyorum. Vallahi mı? Yürüyün lan, gidiyoruz. Dergâhta trafik kesildi değil mi? Evet efendim. Helikopterde takipte olmuş. Anlaşıldı. Thank you.
düşman etmeye çalışan terörün hep birlikte karşısında duracağız. Gün birlik olma günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Ortak paydamız demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır. İrademizi ortaya koyacağız ve ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm vatandaşlarımız orada buluşacaklar. Her görüş ve düşünceden toplumun tüm kesimlerini temsil eden kuruluşlar, dernekler ve birlikler de birlik ve beraberlik yürüyüşünde olacak. Terörü lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün ve vatandaşlarımıza buradan çağırıyor. Komutanım. Gelin beraber. Maşallah hiç paslanmamışsınız. Sen bize gelmedin ama biz dayanamadık. Yollalar 10 dakika sonra temas edecekler. Komutanım. Komutanım. Ne oldu? Başınız belada mı yoksa? Komutanım senin bir şeyin var. Ben seni hiç iyi görmedim. İyi değilim de ondan. Memleketi yangın yerine çevirdiler. Nasıl iyi olayım? Aslanlar sustu. Meydan çakalları kaldı. Nasıl iyi olayım? İçim yanıyor karabada. Nasıl iyi olayım? Haklısın komutanım. Biz de o konuyu konuşmaya geldik komutanım. Bizim bir şekilde göreve dönmemiz lazım. Ankara'ya gerekiyorsa gidelim. Kime çıkmamız gerekiyorsa çıkalım. Yalvaralım, yakaralım. Söyleyelim. Niye biz dilenci miyiz, asker miyiz? Ha? Biz bu ülkenin neferiyiz. Gel derler geliriz, git derler gideriz, öl derler ölürüz. Gel diyen var mı? Yok. Komutanım. Siz bizim komutanımız değil misiniz? Bizi bir kere aramadınız. Bir ne yapıyor bunlar demediniz. Şimdi sizden bir şey istedik. Tek bir şey. Ona da mı hayır? Sadece bir kere arayacaksınız ya. Sadece bir kere. Ne zaman suyu istemeye gidiyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz o meseleyi? Benim işim bu oğlum. Aramadım, sormadım. Merak etmedim mi sanıyorsun? Hepiniz birer birer burnumda tütmediniz mi sanıyorsun? Gece gündüz bizimkiler ne yaptı acaba diye aklımdan çıktınız mı sanıyorsun? Kaç tane adak adadın, ne yaptın? Söyle. Dur ben söyleyeyim. 7. Her pazar sabahı şehitliğe dua etmeye gittin değil mi? Sonra her çıkışta o çıkıştaki yaşlı kadından mendil aldın.
Eski zengin züppe arkadaşlarımla takıldım. Gram keyif almadım. Avrupa'yı dolaştım tek başına. Yine gram keyif almadım. Doğru mu? Doğru komutan. Maymunlar yavrularını kucakta taşır. Aslanlar öyle yapmaz Çaylak. Onları izlerler. Sadece izlerler. Ben de çaresizdim. Böyle çaresiz bir şekilde karşınıza çıkmak nasıl bir şey bilmiyorsunuz. Komutanım bir şey söyleyin. Ne yapacağız? Bir çay demleyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonra dağılacağız. Elimizden gelen bu. Yalnızca Çolak beni birine gönderdi. Adı Yavuz Karasu'ymuş. Ordudan atılmış bir asker. Niye gönderdi? Anlatacakları varmış. Ve sadece ona güveniyormuş. Ne hakkında? Büyük Bey dedi. Elinde bilgi ve belgeler varmış. Bir yerde de saklıyormuş. Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu söz ölmeden önce söylenebilecek ve tarihe geçecek nitelikte bir söz gibi gelmedi bana. Bilmiyorum. Hiç de ilginç değil. Şimdi sana tekrar soruyorum. Hakkımda ne biliyor? Bildiklerini nerede saklıyor? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum ben hiçbir şey. Çolağı istiyorum. Yerin yedi kat altında da olsa istiyorum. Bütün hazırlıklar tamam. Yavuz Karasu kimin nesiymiş öğrenin. Ondan da kurtulmamız gerekebilir. Hemen. Saldırı olabilir. Sen devam et. Devam et, durma. Nasıl devam edeyim? Arabalar yolu kapatmış. Olsun, bas gaza. Saldırı vardı. Koşun, kapatmasın. Koşun, kapatmasın.
ne oluyor? Çıkalım mı? Hayır, sakın. Kimsiniz? Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Ay. Sesin çıkarsa ölürsün. Gel bakalım benimle. Nihayet yüz yüze gelip tanışabildik. Ne şeref. Rica ederim. O şeref bana ait. Beni çok üzdün Çolak. Sen bir de bana sor. Kuşlar bana bazı haberler getirdi. Güya sen bazı şeyler biliyormuşsun. Bilmemen gereken şeyler. Ya. İşte. İnsan böyle birdenbire yapayalnız kalınca haliyle konuşacak birilerini arıyor. Bak. Buradasın işte. Benimle konuş. Seninle mi? Hı hı. Merak ediyorum, cesedimi nereye atacaksın acaba? İşte ölmeden önce söylenecek güzel bir söz. To be
or not to be. Yaşamak ya da ölmek senin elinde. Boş versene be. Buradan canlı çıkamayacağımı ikimiz de biliyoruz değil mi? Bu benimle hiçbir şey paylaşmayacağın anlamına geliyor sanırım. Akıllı insanlarla sohbet etmeye bayılıyorum. Yani bir çeşit intihar, öyle mi? Biz ona toplu katliam diyelim. Çünkü ben nereye gidersem sen de benimle beraber geleceksin büyükçüm. Sen beni hiç tanımamışsın çolak. Umarım gittiğin yerde anlarsın. Ben kimseye fazla ısrar etmem. Seninle anlaşamayacağımızı anladım. Çolak da yarınki yürüyüşe katılsın. Peki efendim. Heyecanlı mısın? Yarın Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birinin tanığı olacaksın. Heyecanlıyım. Hem de çok heyecanlıyım. Çünkü ben o katliamın hayalini kurduğumda sen daha doğmamıştın. Bu köyler Türkmen köyleri. Hepsi de radikal grupların hedefindeler. Türkmenlere yardım edilmesi lazım. Onlar orada hem yalnız hem de silahsızlar. Beni korkutan göç dalgası. Her gün yüzlerce insan sınırı geçip bize sığınıyor. Elbette masum ve çaresiz insanlara kucak açacağız. Ama içlerinde ajanlar olduğuna eminim. Doğru. Titizlikle araştırmanızı öneririm. Bölgeyi iyi biliyorsunuz. Hala bir sürü tanıdığınız var. Bizi kırmayıp Karabayır'da kaldığınız için teşekkürler. Vazifeden kaçacak değilim. Hala bir yardımım dokunuyorsa ne mutlu bana. Kızım, ne işin var yürüyüşte? Hani geliyordun? Anneciğim yarın geliyorum işte. Bugün yürüyüşe katılacağım. Ne yürüyüşüymüş bu? Oho anne, senin de hiçbir şeyden haberin yok ya. Bütün ülke ayaklandı. Nazlı, kızım dikkat et ne olur. Ne işin var senin yürüyüşlerde falan? Anneciğim ne var ya? Herkes sokakta. Vallahi oluk oluk insan akıyor. Şey, bölüyorum ama Erdemciğim bir bakar mısın Nazlı telefonda? Bir müsaade beyler. Ne oldu? Seninki yürüyüşe katılacakmış. Kızım? Alo babacığım. Ne yürüyüşü bu? Birlik beraberlik yürüyüşü baba. Bütün o alçaklara korkmadığımızı göstermek için. Daha çok kenetlendiğimizi görsünler. Aferin kızım. Git kızım. Avazın çıktığı kadar da bağır. Sizden korkmuyoruz da. Aslan babam be. Sen yarın dönüyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum. Tamam. Yine de dikkat et. Tamam hadi öptüm. Bay bay. Aferin. Sen de şuna destek veriyorsun ya. Aynı babasının kızı. Hiç kimseden korkusu yok. Destekleyeceğim tabii. Her şey hazır mı? Evet. Üçlü düzenekli zaman ayarlı. Göstericilerin geçeceği zamanda patlatacağız.
Bu arada avukat hala bizde. Ne yapalım? Evine bıraktırın. İntihar gibi görünsün. Tamam, ben hallederim. Bir dakika. Yavuz Karasu, ondan iz var mı? Onu deliğinden çıkarmanın yolunu bulduk. Efendim, olay yerine ait bir görüntü bulduk. Çoluğa kaçıranları bulduk gibi. Ali, nerede? Görüntüyü verin. Araç kameralarından biri kaydetmiş görüntüyü. Kim bu adamlar? Efendim, çoluğa kaçıran adam bu. Yavuz Karasu. Ordudan atılmış eski bir özel kuvvet askeri. Çoluğun uzun süredir peşindeymiş. Gerçek mi bu? Emin misiniz? İnceliyoruz. Ama çolak bu adamın nişanlısını öldürmüş. Hemen bu adamı bulun bana. Başsın efendim. Çok teşekkürler komutanım. Biz müsaade isteyelim. Müsaade sizin. Alo. Erdem Bey. Buyurun benim. Ben Olcay. Kurumdan. İstanbul bölgesi. Buyurun Olcay Bey. Yavuz Karasu'yu arıyoruz. Daha önce sizin komutanınızda görev almış. Ordudan atılmadan önce. Evet. Bir sorun mu var? Kendisiyle herhangi bir irtibatta bulundunuz mu? Hayır. Başım belada yoksa. Başı çok büyük bir belada. Dün gece o ve arkadaşları nakil yapılırken çoluğa kaçırmayı başarmışlar. Ne? Böyle bir şey imkansız. Bilgisayarınız yanınızda mı? Evet. Size daha önce bir fotoğraf gönderdim. Bu imkansız. Bakacağız. Eğer sizinle herhangi bir irtibat kurarsa veya herhangi bir veriye ulaşırsanız hemen bana haber verin. Bildiğim kadarıyla cep telefonu kullanmıyor. Evet. Yerini tespit edemedik henüz. Benimle irtibata geçerse haber veririm. Anlaşıldı. Boncuğum tamam isteyeceğiz. Konuştum annemle, hallediyoruz. Nerede miyim? Yavuz abi ziyarete geldik. Gece de burada kaldık. Neyse hadi kapatıyorum, hoşça kal. Telefon. Kim o telefon? Karabatan ya. Arkadaş adam hala uyanmadı ya. Şşş. Karabatak. Karabatak. Ne oluyor oğlum, ne oluyor ya? Telefonum çalıyor. Lan Erdem Yarbay arıyor. Emredin komutanım. Ateş, acil Yavuz'a ulaşmam gerekiyor. Nerede olduğuna dair bir bilgin var mı? Var komutanım. Yanımda. Ne? Erdem Yarbay. Efendim komutanım. Yavuz başın çok büyük belada. Nasıl? Çoluğa sen mi kaçırdın? Ne? Ne diyorsunuz komutanım? Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama şu an birilerini çok kızdırmış gibisin. Görüntüleri gördüm. Dikkatli ol. Tamam, ben hallederim. Oğlumla gider teslim olurum. Ben yapmadım neticede. Tamam. Dikkat et. Tamam komutanım. Komutanım, buraya baksanız iyi olur. Birileri geliyor. Başımız biraz belada beyler. Kim bunlar? Birileri çoluğa kaçırmış. Nasıl yani? Üstelik kaçılan benmişim. Yani bizmişiz. Nasıl yani? Birileri çoluğun konuşmasını istemiyor. Bizim de ortaya çıkmamızı istiyor. Şu avukatı bulabilir misin? Çocuk oyuncağı komutanım. Yalnız önce şu gelenleri halletmemiz lazım.
Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Nasıl buldular burayı? Karabatak nasıl bulduysa onlar da öyle bulmuştur. Çok acil çolağı bulmamız lazım beyler. Bunlar büyük beyin adamları. Büyük bey kim ya? Çolağın tasmasını tutan adam. Çolağın sana konuşacağını öğrenince hem çolağı kaçırdı hem suçu sana attı. Gayet mantıklı. Avukatın telefonu cevap vermiyor. Ama adresini buldum. İyi de nasıl gideceğiz? Polis her yerde bizi arıyordur şimdi. Başka çaremiz yok. Arayıp ben masumum diyemem. Teslim olsam da o zamana kadar her şey için geç olabilir. Doğru. Hadi gidelim. Şunların arabasını alabiliriz bence. Agalar demek ki olay Yavuz komutanımdaymış. Bak bir araya geldik, otomatikman aksiyon başladı. Ulan yeminle sırt sırta çarpışmayı nasıl özlemişim ya. Keşanlı, senin ben özlemini... Affedersiniz. Suçluymuşuz gibi bütün ülke bizi arıyor oğlum. Oo, aga sen meseleye yanlış yerden bakıyorsun. Bak, beraber miyiz beraberiz. Çatışma var mı var. Ben sonuç odaklı bakıyorum. Ya susun ya. Köşede durayım, bunu indirelim. Mücahit abim inerse ben de inmek zorunda kalırım, baştan söyleyeyim. Aslanım be. Allah'ım bir tane akıllı gönder bizi. Tamam, yarım akıllı da olur. Lafı ağzımdan aldın Hafız. Ne kadar uzak ev? Polise falan yakalanmazsak 15 dakika. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Ben size bir şey yapmadım. Yapmayın. Benim hiçbir suçum yok. Yapmayın ne olursunuz. Ben konuşmadım. Ben hiçbir şey konuşmadım. Hiç kimseye bir şey söylemedim. Bunu konuşmadan önce düşünecektim. Yapmayın. Bakın siz beni görmediniz, ben sizi görmedim. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Yapmayın ne olursunuz. Bırak. Bu ev. Karabatak, Hafız, siz benle gelin. Kalanlar da burayı kontrol etsin. İyi günler. Komutanım. Müzik sesi yüksek. Thank you.
öldürmüşler. Şunları tutun, kaçmasınlar. Kıpırdama! Hareket etme, yürü! Hadi, hadi! Aç, aç bacağı! Son kez soruyorum, Çolak nerede? Bilmiyorum. Aa, hemen kendini yere atıyorsun ama. Şimdi üzerinde üniforma olsaydı bunu yapamazdı. Sizin için üzücü olan üzerimizde üniforma yok. Beyler, bakın burada ne var? Hayda. Tutalım arkadaşı. Yine mi? Ben bu manzaraya şahit olmayayım. Dayanamam. Sizi aşağıda beklerim. Abi kalsaydın ya. Yok canım, sen işine devam et. Peki. Hop, 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 tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Buraya bak. Sarı yerde. Sarı yerde bir ormanda var. Sıkıca bağlayayım, polise de haber verin, tam adresi alın. Hadi hemen çıkalım. Nazlı, bir şey soracağım. Benim şu tezi işi var ya. Karabayır'a gelsem seninle biraz. Orada birkaç insanla röportaj falan yapmak istiyorum. Olur mu? Ne dersin? Olur. Olur yani, neden olmasın? Süper. Birlik beraberlik yürüyüşü için gruplar toplanmaya başladılar. Hadi çıkın artık. Peki efendim. Çolağı da bindirin kamyona. Kamyonu bindirdiler. Kamyonda ne var acaba? Ne yapacağız peki? Girecek miyiz? Hareket etmelerini bekleyeceğiz. Tek bir parçanı bile bulamayacaklar. Merak etme çirkin. Benim için sıkıntı yok. Arkamda cesedimi öpmek için bekleyecek kimsem yok. Oğluna ne oldu? Hani tüysüz diyorlardı. Şişt, bana bak. Oğluma dokunursan gırtlağını kesmek için geri gelirim. Sen onun için endişelenme. Onunla bizzat ilgileneceğim. Aydın Balıkesir 3378 beyaz kamyonet hemen durdurulması lazım, çok acil, içinde teröristler var. Ne dediler? İlgileniyorlar. Biz niye çevirmiyoruz? Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. O kamyonetin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca başımız büyük belada. Polis aramak en doğrusu. Peşimizde birileri var. Araç da bizimkilerin araç. Ne? Demek o yüzden ulaşamadık. Ne yapalım? İptal mi? Hayır. Devam edin. Ben size hemen destek gönderiyorum. Hemen çıkın. Çok çabuk. Yavuz Karasu kamyonun peşinde.
Bata, kaybetme. Tamam komutan. Geç aralardan geç. Çıkın, çıkın, çıkın. Çekilin hadi, çekilin hadi, hadi. Abi nereye gitti bunlar? Ne vardı o kamyonun arkasında? Neden bu kadar önemli? Ne oldu komutan? Patlatacaklar. Türkiye! Kamyonun içinde bomba var. Çolak'la birlikte patlatacaklar. Eyvah. Bulmamız lazım kamyonu. Dağılalım. O kamyonu mutlaka bulmamız lazım. Gerekirse canımız pahasına. Hadi. Asıl yürüyüş ne zaman başlar? Saat 1'de. 5 dakika var. Buraya gelmeleri 15 dakika. Hadi yürü. Nerede bu? Nerede bu? Alt sokaklara da bakalım. Abi yok ya, hiçbir yerde yok. Meydana giremez. Burada bir yerdedir. Yürüyün. Yok abi, bulamayacağız. Bulmamız lazım abici. Eğer bulamazsak bir sürü insan ölecek. Değil mi? Bulmuşlar. Bu taraftan. İyi misiniz? İyiyiz komutan. İyiyiz. Ne oldu? Avcı Karabatak, polislere haber verin. Kimse yaklaştırmasınlar, yürüyüşü durdursunlar. Çabuk. Tamam komutan. Çaylak, bomba imha ekiplerine hemen haber ver. Çabuk. Tamam komutan.
çocuklar, ne haber? Ne haber eli kıyım? Komutanım patlayacak. Ne yapabilirsin? Hızlıca koşabiliriz ha. Beni çözün, koşalım hadi. Çok komplike bir düzen komutanım. Yeterli zaman yok. Çok komplike, çok. Hadi sarı. Sarı çöz beni. Hadi çözün beni, çıkalım. Çözün beni, çıkalım. Şşş, acemi bakıp durma hadi. Kes sesini. Burada geberip ki sen kimseyi rahatsız etmezsin. Kes sesini. Her şeyi anlatırım. Her şeyi anlatacağım. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, bir saniye. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Kardeşim, geri çevir insanları, girmesinler buraya. Siz kimsiniz? Bak, biz askeriz. İleride bir kamyon dolusu patlayıcı var. İnsanları uzaklaştır burada. Güven bize. Tamam, tamam. Çabuk, 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 çabuk. Her şeyi anlatacağım. Sana her şeyi anlatacağım. Bilmediğin her şeyi anlatacağım. Sana bilmediğin neler anlatacağım biliyor musun? Sadece beni çöz de gidelim hadi. Hadi be sarı. Hadi sarı. Sen gerçek bir komutansın. Sen gerçek bir komutansın. Komutanım, bırakın patlasın, gebersin burada. Anlatacak geçenme. Anlatacağım. Her şeyi anlatacak. Anlatacağım ulan. Anlatacağım. Adam gibi adamsın. Çıkın dışarı. Komutanım. Aslansın. Karşı, omuz omuza. El öne, karşı, omuz omuza. Çok az kaldı sarı, çok az kaldı. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Hadi! Karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün yapılan görüşte az önce silah sesleri duyulduğu haberleri geldi. Çaylak iyi misin?
İyi misin Çaylak? İyiyim. Çık çık çık! Hayır! Hayır! Aşık baksana lan adamın yarasına. Abi iyiyim ya, omzumdan vurulduğum bir şeyim yok. Tamam, sakin ol, bir şey olmayacak. Oğlum daha kız isteyeceğiz lan. Yaşan da. Çocuk iyiyim diyordum, tamam panik yok. Abi ne bileyim çocuk ya, çocuk. Yavuz komutan. Efendim. Sana beni en çok mutlu eden şeyi söyleyeyim mi? Dinliyorum efendim. Televizyonu açtığımda altta kocaman kırmızı bir şerit. Üstünde son dakika yazısı. İşte beni hayata bağlayan şey. Ama bugün televizyonlardaki program akışları çok sıkıcıydı. Ben göstericilerin içinde patlayan bir kamyon hayal ettim. Sürekli artan ölü ve yaralı sayısı. Ard arda açıklama yapan yetkililer hayal ettim. Bu beni kötü biri yapar mı? Hı? Bence hayır. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Savaşın kuralları yoktur. Zaferin de. Anlıyor musun? Evet efendim. Çolak öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Özellikle o Yavuz denen adama bir şeyler anlattı mı bilmiyoruz. Agah söyle, Çolak'ı araştırsın. Tabii. Bu arada ben de Yavuz Karasu'yu araştırdım biraz. Pek hoşunuza gitmeyecek sanırım. Ama görmeniz gerekiyor. Sonra Yavuz komutana gidelim dedik. Çıktık gittik. Gece mi oldu bu iş? Gündüz gittik, gece de orada kaldık. Neden atıldın sen ordudan? Ecnebilerin askeri üssünü bastığımız için. Suça bulaştın mı? Yok ya, ne suçu? Ben zaten sözleniyorum. İçeri girersek zor tabii. Başınız büyük belada. Farkındasın değil mi? Biz alışırız. Hem sivil hayat bize hiç yaramadı. Çolak nerede? Siz mi saklıyorsunuz? Öldü. Kamyonun patladığını gördüm. Parçalandı. Ya çıktıysa? İmkansız, bağlıydı. Bize ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Susamışsındır. Al iç. Teşekkür ederim. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. Bir şey hatırlayan var mı ya? Aga bende hiçbir şey yok. Yıl kaç acaba? Nere lan burası? Vallahi çok geçmiş olamaz komutanım. Liseli kızlar gibi aranızda mı konuşacaksınız? Bir sorunuz varsa bana sorun. Komutanım biz neden buradayız? Bizi sınava mı tabi tutacaksınız? Neden? Sınava mı ihtiyacınız var? Hayır yok komutanım. Öyle mi? Neden yok? Çünkü biz özel kuvvetleriz. Üniformalarınız nerede o zaman? Yat yere! Şınav pozisyonu al. Elli şınavla başlayın. Tanıdın mı? Evet komutanım. Goncanı istiyor musun? Evet komutanım. Ne kadar istiyorsun? Çok istiyorum komutanım. Göreceğiz. Özel kuvvetlermiş. Çapkınlık nasıl gidiyor Karabatak? Ben o işleri bıraktım komutanım. Neden? Kalbin mi kırıldı? Hayır komutanım. Senin bir kalbin yok ateş açar. Sizin neyiniz varsa bundan sonra benim. Siz hiçbir bok değilsiniz. Değersiz pisliğin tekisiniz. Hanım evladısınız. Korkaksınız. Ali Aydar. Emredin komutanım. Taksimetreyi açtın mı?
45 dakikanız var. Şu kapıdan çıkıp 45 dakika içinde çok değerli bir hedefe ulaşmanız gerekiyor. Kaç oldu Feyzullah? 0 komutanım. Aferin. Tik tak. Tik tak. Zamanınız daralıyor beyler. Tik tak. Tik tak. Beyler, bu kadar kolay değil. Çıkamam komutanım. Siz gidin. Biz ne zaman arkamıza adam bıraktık oğlum? Hadi. Hadi. Kaç dakikamız kaldı? Bir dakikadan az komutanım. Yetmez, bulmamız lazım. Yetmez.
yapıyoruz komutanım? Hafız ne diyorsun? Vallahi çıkarız komutanım. 30 saniyeden az kaldı komutanım. Hadi o zaman gidip üniformalarımızı geri alalım. İşte bu be! Sen de kimsin şimdi? Tanrıyım. Yani senin için. Hadi ya. Bir kafayı kaldırıp bir baksana. Tanrı'ya inanan biri gibi duruyor muyum? Orasını bilmem. Ama bana inanmak zorundasın. Yeah, man.
işim bu. Her şeyi görmek, her şeyi duymak. Ne isteyeceğim? Senin istediğini. Büyük Bey'i, onu öldüreceğim. Onun kanını içeceğim. Beni öldürmeye, satmaya kalkmanın cezasını ödeyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi beraber değil misiniz yani? Öyleyim. Hala onunlayım. Ama bugünlerde aramız biraz bozuk. Bak hele. Büyük Bey'le düşman oldunuz yani. Öyle mi? Hayır. Ben ona düşman oldum. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Sen şunu yerine geçeceğim desene. Zaten hep istiyordun. Ki ben ne yapacağım? Sevgili Çolak, ben herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanırım. Gel. Seninle biraz yürüyelim. Sağ olun. Görüyorum ki yeniden aramıza döndünüz. Sizi ben gönderdim. İstedim ki ilk hoş geldinizi de ben diyeyim. Beyler, kırgınlık kızgınlık yok. Sanmayın ki bu ordu bir askerini, bir neferini unutur. Gözümüz her an üstünüzdeydi. Sizi bir evladımız gibi koruduk ve gözettik ki zaten evladımızsınız. Artık vazifeye dönme vaktidir. Düşmanlarımız her zamankinden daha tehlikeli. Güç birliği yapılıyor. Sınırımızda bir terör devleti kurulacak. Biz ne yapacağız? O devleti kurdurtmayacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanı. Bu ordu, bu millet dünyadaki tüm mazlumların ve masumların umudu ve dostudur. Tüm zalimlerin, tüm katillerin ve tüm alçakların da korkulu rüyasıdır. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Allah hepinize muvaffakiyet versin. Sağ ol. Var mı diyeceği olan? Üsteğmen Yavuz Karasu. Söyle Yavuz. Komutanım biz bir timiz. Aramızda eksik arkadaşlarımız da var. Şehit olanlar da. Ama biz Erdem Yarbay olmadan bu kutsal görevi icra edemeyiz. Eğer biz bir özel kuvvet timiysek... ya hep beraberiz... ya da bir hiçiz. Arz ederim. İşte şimdi gözüme girdiniz.
Yetim! Sola! Dön! Yarbay kaçmaz! Emredin komutan! Yemin töreni için! Yerlerinize! Marş marş! Silah ve arkadaş tut! Ben de özel kuvvetler mensubu olarak! Ben de özel kuvvet mensubu olarak! Vatanıma! Vatanıma! Milletime! Milletime! Bayrağıma! Bayrağıma! Beyler, hoş geldiniz. Silah, mühimmat, araç, teçhizat, para, adam, lojistik, himaye, gıda ve yaşam malzemesi. Her şey hazır. Tek çatı altında toplanacaksınız. Yoksa ne olur? Türkiye sınırı geçer, burada bir tampon bölge kurulur. O zaman avucunuzu yalarsınız. Biz şahsen bu organizasyonun başında Sancar'ı görmek isteriz. Teşekkürler. Ancak ne kadar birleşirsek birleşelim, Türkleri durdurabileceğimizi sanmıyorum. Onların tankları var. İnsansız hava araçları var. Sizin de olmaya başlamadı mı? Onların eğitimli askerleri var. Özel kuvvetleri var. Yok edin. Nasıl? İşte sizden ilk istediğimiz şey bu. Özel kuvvetler taburunu basın, hepsini öldürün. Kaç kişiyle basabilirseniz o kadar kişiyle. Anlaştık. Anlaştık. Kızımın haberi yok değil mi? Hayır efendim. Karabayla geldiğinizi bilmiyor. Ona da sürpriz olacak. Sürprizlere bayılırım. Büyük beyle ilgili her şey bu mezarın içinde. İhtiyacın olan ne varsa burada. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Gerçekten. Zaten hepsi bildiğimiz şeyler. Belki senin yok. Ama benim var. Ayrıca benden tam olarak ne istediğini hala söylemedin. Sevgili Çolak, senin oralarda durum çok değişti. Savaş daha da kanlandı. Bıraktığın boşluğu çoktan doldurdular. Burası benim toprağım. Ben oraya arkadaşlarımı, ailemi, çocuklarımı gömdüm. O büyük bey de beni böyle fırlatıp bir kenara atacağını sanıyorsa çok yanılıyor. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bravo. Benim de kastettiğim şey buydu. Ben büyük beyi indirmek istiyorum. Sen de topraklarını istiyorsun. Evet. Canım benim.
İkimiz de hak ettiğimiz yerde değiliz bence. Benimle çalış. Ben büyük beyi indireyim. Sen de krallığını geri al. Sana neden güveneyim? Hala kafanda bir delik yok farkındaysan. Bu bana güvenmen için yeterli bir neden bence. Olmaz diyorsan başka. O zaman başının çaresine bak. Bakayım. Baksınlar. Bana bir kazma bulsunlar. Bu mezarı kazmam lazım. Hazır mıyız? Hadi bakalım bir daha deniyoruz minik kuş. Pencere. Bir dakika. Tekrarlayalım. Neydi doğrusu? Pencere. Hayır olmadı. Doğrusunu söyle bakalım tekrar. Pencere. Aferin sana. Tak bakalım. Süper. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hadi bakalım sen git biraz arkadaşlarınla oyna. Bu ne güzel sürpriz böyle. Biliyorsun sürprizleri pek sevmem ama. Öyle mi? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Unutmuşum. Bakıyorum bıçağın elini hazır bekliyorsun. Boynunu atlamamı mı bekliyorsun? En azından sevinirsin sanmıştım. Havai fişekler patlatalım o zaman. Ben gitsem iyi olacak ya. Yavuz. Bunun olacağını elbette biliyordu. Sonunda beni satacağını biliyordu. Dünya çok bozdu be sevgili Çolak. Kimse kimseye güvenmiyor. Ben de sana güvenmiyorum. Ben de sana güvenmiyorum. En azından dürüstsün ha. Sana bir dipnot. Zaten benim dostum yoktur. Sadece çıkarlarım vardır. Avukatın büyük beye öttü. Oğlunu da buldular.
bilgileri alıp yerine oğlunu gömdüler. Sana mesaj gönderiyor, anlamıyor musun? Büyük Bey'den nefret etmen için daha güçlü bir sebebin var artık. Yerinde olsam öfkemi Büyük Bey'e saklardım. Canım benim. Umarım bana iyi haberlerin vardır Agah. Maalesef. Çolak'tan bir iz yok. Muhtemelen kamyonla birlikte havaya uçtu. Emin misin? Yaşasa bilirdim. Oğlu tüysüz? Ondan da bir haber yok. Kim bilir hangi deliğe girdi piç. Ya o üsteğmen alıp sakladıysa çolağı bir yere? Ya çolak her şeyi anlattıysa ona? Bana güvenin. Öyle bir ihtimal olduğunu sanmıyorum. Elbette sana güveniyorum ama çolağa güvenmiyorum. Çolak o adamı boşu boşuna aramadı. Bir şeyler bildiğine eminim. Ben o konuyla ilgileneceğim. Gerek yok. Ben bizzat ilgileneceğim. Demek Karabayır'a döndün ha? Merak etme, uzun kalmayacağım. Tayinim çıkmak üzere. Sen geldin, ben gidiyorum. Kader yine ağlarını ördü. Bana kızgınsın biliyorum. Yo. Sana niye kızgın olayım ki? Aramadım, sormadım. Bir şeyi merak ediyorum. Ama dürüst olacaksın. Tamam. Yani işle alakalı değilse sor. Bunca zaman aramayıp sormayıp, öldüm mü kaldım mı merak etmeden böyle pat diye karşıma çıkma cüretini nereden buluyorsun? Böyle gülünce kısılan gözlerinden. Yani aileden gelen bir şey mi? Yani hadi ya. Genetik. Öyle mi? Ben de bayağı estetik falan yaptırdın sandım. Ya sen hasta mısın ya? Ne istiyorsun benden? Niye buradasın? Ya başka sohbet edecek kimse yok. Bir şey demeyecek misin? Demeyeceğim. Ne diyebilirim ki? Ne dememi istiyorsun? Tamam, gidiyorum ben o zaman. Lütfen. Ben sana yolu göstereyim. Yo, biliyorum biliyorum. Döndüm kız Fatma. Bak Allah'ın izniyle bu sefer her şey bambaşka olacak. Görürsün.
Hele şu oğlan bir doğsun. Siz de buraya geleceksiniz, bir ev tutarız. Güler abla var, Bahar hala burada. Nazlı da geliyormuş, destek olurlar sana. Ama şu çocuk sağ salim doğsun da. Nereye istersen gideriz, ne istersen yaparız Ela Aydar. Hem bak göreve de döndün. Sesin çok iyi geliyor. Döndüm kız, döndüm. Allah'ıma şükürler olsun. Hiç unutmamışlar bizi. Sağ olsunlar, Allah hepsinden razı olsun. Nasıl oldu? Haberiniz var mıydı? Vallahi birden oldu. Marmaris'te misiniz? Yok, Antalya'dayız bu sefer. Turizm jandarma mı? Evet evet, turizm jandarma. Planda değişiklik yok değil mi? İstemeye geliyorsunuz. Tabii. Yok değişiklik. Bak artık işin de var. Aynen. Feyzo. Ben seni çok özledim. Ben de Boncuğum. Konuşuruz tekrar. Tamam. Öptüm. Önce sen kapat. Kıyamam ben sana. Sen kapat. Hadi sen kapat. Hayır, sen kapat. Kapat kızım hadi, önce sen kapat. Lan sinir etme adamı, kapat işte. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Tamam baba ya, sorun değil, 10 dakika. Tamam, sen gelince çaldırırsın o zaman. Tamam, hadi bay bay, öptüm. Ya Nazlı, babam bir şey demez değil mi? Yani bilmiyorum ki, onun çok sağ solu belli olmaz. Nazlı Hanım. Ateş. Merhaba. Sen hala hangi yüzle karşıma çıkıyorsun benim ya? Bilmem. Hangisiyle isterseniz. Nazlı, bu adam kim? Hiç kimse. Ben hiç kimse. Ne haber? İyidir. Siz? Nazlı'nın bu arkadaş kim? Sevgilim. Duydun işte, sevgilim. Babamla tanışmak için geldi.
Ne zaman saldıracağız? Birazdan saldıracağız. O zaman görüşürüz. Yine de seni gördüğüme sevindim. Ben de. Aa. Baba? Kızım. Nasılsın kızım? Hı? Beyefendi kim? Yabancı değil. Arkadaşım. Beni ziyarete gelmiş. Üsteğmen Yavuz Karasu. Tanıştırayım Yavuz. Babam. Merhaba. Memnun oldum.